Selçuk Üniversitesi'nde çalışırken hakkımda açılan bir soruşturma gerekçe gösterilerek açığa alındım. FETÖ-PDE ile ilişkili olma şüphesiyle bir soruşturma başlatıldı. Ondan sonra 30 Eylül tarihinde açığa alındım. 9 Kasım tarihinde Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı'nın önünde oturma eylemi yapacağımı ilan ettim. O tarihten bu yana, 9 Kasım'dan bu yana direniş devam ediyor. Arada 6 Ocak kararnamesiyle ihraç edildim. Ben açığa alındım, işimi istiyorum diye eyleme başlamıştım. Sonra eylem ihraç edildim, işimi istiyorum şeklinde devam etti. Şöyle eyleme başladıktan sonra çeşitli defalarca, toplamda 27 kez polis saldırısı oldu buraya. Ben tek başıma başlamıştım. 17 kez üst üste gözaltına alındım. Ve benimle birlikte Semih bir aşamada katılmıştı. Direnişin 181. açlık grevinde 61. günü. Neden açlık grevi? İktidarın açlıkla terbiye etme politikasının karşısında çok doğrudan bir cevap bu. Bizi açlıkla terbiye edemezsiniz demenin çok çok direkt, çok net, çok kararlı bir cevabı. Biz şunu söylüyoruz. Ya burada bir ekmek kavgası var. Doğru mu? Yani biz kamu emekçisiyiz. Alnımızın teriyle para kazanan insanlardık ya. Hayatımızı geçindiren, kendimizi geçindiren, ailemizi geçindiren insanlardık. Ne oldu? Bizi birden işten attınız. Şu an biz bir ekmek kavgası veriyoruz. Bunu duymak zorundasınız. Yani bu böyle, biz atarız, işte yaparız, istediğimizi yaparız falan. Hiçbir şey de duymayız. Hayır, duymak zorundasınız. Siz de bizi görmelisiniz. Yani siz daha çok sesimizi taşımalısınız. Buna sessiz kalamazsınız. Bunun için herkesin yapabileceği bir şey var. Gelin bu kavgada yerinizi alın demenin çok yine güçlü bir yolu açlık grevi. Sağlık durumumuz tabii ki 45'li günlerden sonra açlık grevi başka bir aşamaya geçiyor. Biz de bunu fiziken hissediyoruz. Hareket kısıtımız başladı. Yürüme güçlüğü çekiyoruz. Kas ağrıları var. Nabız tansiyonda düşüklük oluyor. Baş ağrısı. Ben 8 kilo verdim. Toplamda Semih 17 kilo verdim. Enerjiyi kaslardan tüketmeye başladığımız bir evreye geçtik. Bugün hani bir kamuoyu oluştu. Hani insanlar gerçekten buraya bakıyorlar, buraya geliyorlar ya da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama yeterli buluyor muyuz? Tabii ki yeterli bulmuyoruz. Çünkü hala işimize geri dönmedik. Hala açlık grevindeyiz. Bir saniye daha aç kalmak istemiyoruz. Gerçekten. Bir saniye daha bedenimizin erimesini istemiyoruz.